Evet, sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan 2024. İki gündür yayın yapmıyoruz. Dün Sayın Türker İnanoğlu'nun, Bay Sinema'nın son veda törenini yayınladık YouTube kanalımızda. Benim kayınpederimdi kendisi. Değerli eşimin babası. 3 gün önce kaybettik. Tabii alt üst olduk yayından sonra. Yayın yapmadık doğal olarak ve cenazeyi kaldırmaya çalıştık. Türker İnanoğlu gibi önemli bir ismin cenazesini hak ettiği şekilde kaldıralım istedik. O yüzden bir tören düzenledik. Onu da yayınladık. Yani 72 yıl boyunca çalışan Yeşilçam'dan televizyonun kuruluşuna, hatta YouTube'da dizilerin yayınlanmasına kadar pek çok ilke imza atan bir ismi uğurlamak kolay değildi. Ona da böyle bir töreni organize etmek kolay değildi. Sağ olsun Kenan Taş çok yardımcı oldu. İlk andan itibaren. Kenan, gel bir sana herkesin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Hem şahsım adına hem de ailemiz adına. Benim kardeşim olduğunu bir kez daha gösterdin. İlk andan son ana kadar hiç beni yalnız bırakmadın. Çok teşekkür ederim. Dostluklar, arkadaşlıklar iyi günde kötü günde anlaşılıyor. Dostluğunu çok böyle ilk andan itibaren hepimize hissettirdin. Bir teşekkürü de diğer bir değerli arkadaşım Serdar Güzelaydın'a etmek istiyorum. İlk andan itibaren bizim bu acılı günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Bütün bu organizasyonun hayata geçmesinde sevgili Serdar Güzelaydın da gerçekten çok emek sarf etti. Pek çok Türker Bey'in hayatına dokunan, Türker Bey'in hayatlarına dokunduğu dostları, arkadaşları, Türkiye'den, yurt dışından isimle karşılaştık. Pek çok taziye mesajı aldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Kendisi telefonda beni aradı. Bana ve ailemize özellikle başsağlığı dileklerini iletti. Biliyorsunuz Türker İnanoğlu 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın özel devlet ödülünü almıştı. Çok da gurur duyuyordu böyle bir Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir ödül almaktan dolayı. Ben de bu vesileyle yıllar sonra Sayın Erdoğan'la telefonda konuşmuş oldum. En son 11-12 yıl önce herhalde konuşmuştum. Oğlu Bilal Erdoğan aradı, Fahrettin Altun aradı. İlk andan itibaren Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ilk andan itibaren çok ilgilendi. Telefonlar açtı. Hatta kayıp haberini ben Sayın Fahrettin Koca'dan aldım. Kendisine burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Bakanı, hem törenimize katıldı, konuşma yaptı, hem cenaze törenine geldi. Bizi yalnız bırakmadı, ona da çok teşekkür ederim. Tabii çok fazla sanatçı dostumuz, farklı iş dünyasından yapımcılar, siyasetçiler aramızdaydı. Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Cenaze namazına geldi Ekrem Bey. Biraz sohbet de ettik kendisiyle. Ekrem Bey şunu gördüm, yani bir pop star, rock star gibi geldiği yerde büyük bir dalgalanma yaratıyor. Ve de bayağı da bir sohbet ettik kendisiyle. En son seçim öncesinde konuştuğumuzda çok gergindi. Çok rahatlamış gördüm kendisini. Espriler yapıyor. Gayet sıcak, samimi bir dostluk gösterdi. Ona da çok çok teşekkür ederim. Tabii pek çok farklı çevreden insana dokunduğunu gördüm Türker İnanoğlu'nun 72 yıllık hayat hikayesinde. Her kesimden insan, yani ama aklınıza gelen her kesimden insana dokunmuş. Pek çok kişi de çelenk göndermiş, bağışlarda bulunmuş. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Kenan, bu vesileyle biz de gasilhaneye gittik. Zincirlikuyu'da gasilhanede. Tam biz gittiğimizde de bu hayatını kaybeden yangında 28 işçinin ağıt dolu aileleriyle karşılaştık orada. Onlara mı üzülelim, kendi acımıza mı üzülelim? Vallahi bilemedim de. Ama şunu gördüm, yani sen de herhalde tanıklık ediyorsun. Türkiye'de cenaze işleri bir yoluna koyulmuş. Yani çok düzenli yapılıyor gördüğüm kadarıyla.
Yani dünyanın belki de en hızlı ve en düzenli cenaze kaldırmasını başarıyoruz. Yani yaşatırken belki zorlanıyoruz insanları ekonomisinden şeyine kadar ama cenaze işleri eskiden çok böyle düzensizdi. Ama 1994 yılından bu yana sanırım ilk bu da Erdoğan'ın böyle bir hatırası var değil mi? Bir cenazeyi kaldırmaya çalışıyorlar, kaldıramıyorlar. Bunlar ve ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda bununla başlıyor şeye. Ama bütün Türkiye'de sanırım bu koordine edilmiş durumda. Ne düşünüyorsun? Sen de gördün benimle. Şimdi şöyle, bu yaklaşık 10-15 senedir tüm belediyeler tüm operasyonları şey yapmış vaziyette. Yani hakimler. Örneğin o ilde biri öldüğünde o orada gidip özellikle doğuda taziye çadırı kuruluyor. Ailenin bir ihtiyacı varsa gideriliyor. Yemek verilmesi gerekirse veriliyor. Yani tüm bunlar zaten ücretsiz yapılıyor. Orası ayrı. Bir de organize artık, hani eskisi gibi hani ya burada durum bürokrasi var, o var, bu var, ölüm ilanı var, veriliyor, kayıtlara geçiliyor, sonrasında gasilhanelere gidiliyor, işte meftalar yıkandıktan sonra oradan sonraki süreçten itibaren bir komple bir şey var, düzen var, bunun da hakkını teslim edelim. Bu İstanbul'da da çok iyi işliyor, Doğu'da da, Kocaeli'de de, farklı yerlerde de. Hani dediğiniz cümle çok önemli, yaşarken insanlara çok böyle şey yapamasa da devlet ya da işte kamu öldüğünde gayet sakin ve düzgün bir şekilde yolcu etmeyi başarabiliyoruz yani. Tabii bir de bir dolandırıcılık çıkmış. Ben gittim mesela 2-3 yerde böyle adamlar geliyor, yanınıza yaklaşıyorlar. Ellerinde bir tane kağıt. Efendim size gelen çelenklerin listesini getirdim ben. Sen kimsin kardeşim, bilmiyorsun. Peki sağ ol. Ama işte bir de bize bir görmen lazım falan yani. Herkesi tek tek dolaşıyorlar. Hakkınızda olsun böyle. Böyle bir dolandırıcılık şekli var anladığım kadarıyla yani. Kim olduğu belli olmayan adamlar ellerinde şeylerle sizi çarpmaya çalışıyorlar yani. O acılı anında yapılan dolandırıcılık da en aşağılık dolandırıcılıklardan bir tanesi anladığım kadarıyla gördüğüm. Peki gündeme bakalım biraz. Biz tabii biraz bu cenaze işleriyle kendi acımızla uğraşırken Türkiye'de de tuhaf şeyler oldu. İş ilk olarak... Tabii uzaktan çok da bakamadım. Bu Van'daki ne olduğunu tam olarak çözemediğimiz durum. Yani önce bir Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbata verilmeyecek denildi. Sonra sadece Van değil, Türkiye karışmaya başladı. Çünkü saçma sapan bir karardı. Yani hem Yüksek Seçim Kurulu'nda bir adayı alıyorsun, listeye koyuyorsun, onaylıyorsun. Sonra seçim çıktıktan sonra büyük çoğunlukla kazanan bir adayı mazbatasını vermiyorsun. Tam bir saçmalık yani. Neresinden baksanız bir saçmalıktı. Neyse ki uzamadı. Yani çünkü şu ya, Türkiye'de bir şey şükredemiyorsunuz yani. Tam seçimler bitti. Diyoruz ki ya ne kadar şükürler olsun, bak en azından seçimi düzgünce yapıyoruz. Kazanan kazanıyor. Kaybeden kaybediyor. El değiştiriyor yani şehirler, şeyler. Kimin için el değiştirdiği önemli değil. Bugün CHP olur, yarın AK Parti olur, yarın BTD olur, bilmem ne olur. Yarın Vatan Partisi olur. Olur ya, belki muhtarlıklardan bir dev dalga, dip dalga geliyor Vatan Partisi'nde. Öyle bir şey de olabilir yani. Ama diyorsunuz ki bir seçim şeyi var yani, hani el değiştirme var. Bakıyorsun tam değiştirecek bir anda bir saçma sapan bir kriz çıkıyor. Ortalık karışıyor. Türkiye karışıyor yani. Değer mi yani böyle bir karışıklığa? Ama hep bir deneme var yani. Bir deniyorlar yani. Deniyorsun. Ses çıkmazsa okey diyecekler ama bakıyorlar ki ortalık bir anda karışıyor. Tamam şimdi bu uzatmayalım diye kapatıyorsunuz yani. Tabii bir de diğer belediyelerde mesela böyle bir el değiştirmede kriz yaşanıyor. Mazbata geciktiriliyor. Tekrar oy sayımı isteniyor. Anladığım kadarıyla bazı belediyelerin zaten kaybettiklerini biliyorlar ama biraz geciktiriyorlar. İşte o geciktirme sırasında artık ne yapıyorlarsa ihale mi yapıyor, bazı daha önceki hesapları mı kapatıyor. Çünkü bir kısım belediyenin riskliydi hani kaybedip kaybetmeyeceği AK Parti'de. Yani bir kısmı çok büyük sürpriz oldu. Onlara da sürpriz oldu. Hazırlıksız yakalandılar. Ben biraz bunu ona veriyorum yani, bu itirazları yani. Bir şey çıkmayacak ama zaman kazanalım. O sırada artık bir şeyleri yoluna koyalım. Artık ne yoluna koyulursa hani ne gelirse onu bir şekilde yoluna koyalım diyorlar. Ama dün Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldı ve de dualarla makamında dualarla açtı. Tabii bütün bunlar çok ezber bozan şeyler. Normal şartlarda böyle bir şey olsa vay be falan dersen ne oluyor dersin. Ama burada bambaşka. Ya dualar deyince bu arada Türker İnanoğlu'nun duasına da Halil Necipoğlu geldi.
Halil Hoca'yı ben ilk kez tanıdım. Ve de çok hayran kaldım. Yani diline, üslubuna, anlatısına, yani uzun zamandır cenaze dualarına katılmıyordum. Gerçekten Halil Bey yani herkesin kalbine girdi, kalbini kazandı. Çok da mükemmel de bir sesi var, hitabet ustası. Buradan ona da teşekkür etmeyi unutmayayım. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bambaşka bir anlayış. Yani İslam'ın güzel yüzü, aydınlık yüzünü bizlere gösterdi. Şimdi tabii şu anda bakıyorsunuz bütün CHP'de, muhalefette büyük bir iyimserlik var. Bu iyimserlik her şeye yansıyor doğal olarak. Bir rüzgar var. Dip dalga, tam bir dip dalga var mı ondan emin değilim. CHP oyları arttırdı. Ama artık bugün siz de biz de biliyoruz ki seçimin kazananı CHP, bunda hiçbir tartışma yok. Ama seçimin kaybedeni de kaybettireni de AK Parti. AK Parti'nin küskün seçmeni, AK Parti'den vazgeçen seçmeni oldu. Elbette bunda CHP'nin büyük bir rolü var ama elbette AK Parti'nin yaptığı hataların da zamanında yediği hurmaların da şu anda bir anlamda sonucunu gördüğünü artık hepimiz biliyoruz. Bir daha tekrar etmek istemiyorum. Yani işte CHP 2 puan arttırdı ama oradan 7 puan düştü, o puanlar şuraya gitti falan. 3 gündür bunları farklı yayınlarda izlediğiniz için tekrar olsun istemiyorum ama şu anda bir rüzgar esiyor. Yani moral üstünlük muhalefete geçmiş durumda. Nitekim Erdoğan da bunun farkında. Hatta var mı onun Erdoğan sözleriyle? Diyor ki ya bu oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı da var diyor. Sadece kaybettiğimiz oy değil diyor. Ortada sadece oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı da olduğunu söylüyor. Milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaş arasında duvarlar örmesidir diye de ekliyor. Ve de gördüğümüz kadarıyla bir yani AK Parti'de bir moral bozukluğu ve çöküntüsü var ki bu normal. Ve de herkes şunu konuşuyor. Acaba AK Parti ne olacak? Mesela Wall Street Journal bir haber yayınlamış. Diyor ki ya 2028 adayı Selçuk şey olur mu diyor. Bayraktar olur mu diye bir AK Parti'nin 2028'de Cumhurbaşkanı Selçuk Bayraktar olur mu diye bir makale yayınlamış. İşte çok başarılı diyor. Zaten diyor şey bildiğimiz o bayrakların hikayesini anlatmışlar Wall Street Journal'da. Ve de hani aileye hem yakın hem kamuda bir karşılığı var. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü aslında Selçuk Bayraktar düne kadar hani babası siyasete uzak duran bir isimdi. Ama hem Selçuk Bayraktar hem Haluk Bayraktar AK Parti'ye başta Murat Kurum olmak üzere siyasetin içine girdiler. Yani adım attılar. Hani tamamen kenarda durup biz işimizi yapalım demediler ve siyasetin bir parçası oldular. Selçuk Bayraktar ileride AK Parti'ye aday olur mu? Olabilir. Ama hangi AK Parti'ye aday olur? İşte ona bir yeniden bakmak lazım. Şimdi bazen ben de bu hataya düşüyorum. Diyorum ki AK Parti işte fabrika ayarlarına döner mi? Nedir o işte 2001'de ilk kurulduğu dönem. Daha özgürlükçü, büyük kitleleri kucaklayan, ekonomik olarak daha liberal, daha dünyaya açık bir formata döner mi? Ama bugün baktığımız zaman şundan da emin olamıyorum. Acaba AK Parti'nin o formata mı dönmesi lazım? Yoksa hani AK Parti 3.0 diye yeni bir format mı yaratması lazım? Çünkü Selçuk Bayraktar'ın olacağı AK Parti bence 2001'in AK Partisi olmamalı. Aradan geçti 21 yıl. Yeni bir AK Parti yaratmalı. Şimdi bugün ben AK Parti'nin içindeki değişim rüzgarlarına bakıyorum. İşte şu bakan gidecek, bu bakan gelecek. Şu partiden sorumlu şu yönetici gidecek, bu gelecek. İl başkanı gidecek, il başkanı gidecek. Bence bunlar AK Parti'yi kurtarmaz. Bunlar AK Parti'yi sadece belki biraz daha hani erimeyi, bir buzun erimesini düşünün. Güneşte koyduğunuz zaman daha hızlı eriyor. Oluyorsunuz gölgeye koyduğunuz zaman yine eriyor da biraz daha yavaş eriyor. Ancak o erimeyi bu noktaya taşır. Bence AK Parti'nin daha radikal bir değişime ihtiyacı var. Çünkü buradaki verilen mesaj sadece şu değildi. Ya adan yanlıştı, biz o yüzden seçmedik. İyi de kardeşim hiçbir yerde seçmediniz yani. Hani bir iki yeri seçtiğin zaman bugün CHP'ye geçen şeylere bakıyorsun. El değiştiren illere bakıyorsun. Yani 10 şehir AK Parti'den CHP'ye geçmiş. Onun da mı hep yanlış aday var yani? Şimdi en büyük korkum şu anda düzeltmeye çalıştıkları ekonomiyi bozmaları.
ara sıra diyorlar ki ya sence Mehmet Şimşek'i alırlar mı? Eğer intihar etmek istiyorlarsa gayet mantıklı bir hamle yani. Dur Mehmet Şimşek'i alsınlar. Ne bileyim Nebati ya da o anlayışı geri getirsinler. Merkez Bankası'nı yeniden eskiye döndürsünler. Popülist politikalara dönsünler. Yani AK Parti hani 4 yıl sonra seçim, 1-2 yıl sonra seçim olur. Bir yıl bile dayanmaz yani eğer böylesine bir çılgınlığa girerlerse. Ama bu da yetmez. Yani bir bakış açısını değiştirmek lazım. Ha şu anda bu bakış açısı değişir mi? Ondan da emin değilim. O yüzden Selçuk Bayraktar gelirse bence yepyeni bir parti anlayışıyla gelir. Yepyeni bir bakış açısıyla gelir ya da gelmelidir. Yoksa şu anda hani Ahmet gitti, Mehmet geldi. Bunun bence hiçbir şey yok. Ve de şu anda aslında CHP 2016 yılıydı sanırım ya da 2018 yılında Demokrat Parti'nin yaptığı bir hamleyi yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde. O zamana kadar hep böyle bir siyaset esnafı vardı. Adam işte Brooklyn'den aday. 40 yıldır Brooklyn'in adayı. Adam Brooklyn'de bile oturmuyor. Çıkmış New Jersey'de oturuyor artık yani. Ama gidiyor Brooklyn'in adayı, valisi. Adam başka bir semtte oturuyor. Bizim hani parayı küçük semtlerde kazanıp daha CHP'nin yönettiği semtlere taşınan AK Partililer gibi düşün. Öyle oluyor ya. Parayı daha böyle şeylikken kazanıyorlar. AK Parti'nin yönettiği şehirlerde, sonra ilçelerde sonra CHP'nin yönettiği ilçelere geçiyorlar. Çünkü niye? Daha varlıklı falan. Şimdi ama olaylar değişti. Neyse 2018'de demokratlar, bu Bernie Sanders, biraz daha liberal demokratlar dediler ki biz bu partiyi gençleştirelim, yenileyelim. Ve ara senato seçimlerinde everyday people dedikleri bir kavram var Amerika'da. İşte sıradan insanlar, yani göçmen, berber, barmen, onları böyle adayla gösterdiler. Muhasebeci. Ve de bir kısmında büyük başarı sağladılar. Bir kısmında tam şey yapamadılar ama Demokrat Parti'yi bir gençleştirdiler. Şimdi en son Kemal Kılıçdaroğlu tam işte 8, 9, 11 tane bir seçim kaybetti. Kaç yıldır şeydeyse hep aynı tarz insanlarla yani bir anlamda CHP esnafıyla yola devam etti. Küçük bir klik vardı. O kliğin yönettiği belediyeler vardı. O belediyelerin fonladığı medyası vardı. Onlar herkes böyle tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan böyle bir düzen gidiyordu. Ama ne zaman ki Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan devirmeyi başardı. Çok kısa bir zamanda bu gençleştirmenin ilk adımlarını atmayı başardılar. Özellikle de bu CHP'nin adaylarında, simgesel adaylarında. Ne oldu? İşte ne bileyim 15 yıldır şeyi yöneten, o ilçeyi yöneten adamı aldılar. Yerine başka bir simgesler. Ne oldu? Gördüler ki CHP'ye kimi getirseler kazanıyor aslında çünkü. Bütün oylar sadece projeden oydan verilmiyor. İdeolojik oy da veriliyor yerel seçimlerde. İşte Sarıyer'de Şükrü Bey çok büyük aday bilmem ne. %7 aldı kaldı. Kimmiş neymiş meğerse insanlar CHP'ye oy veriyormuş. İşte Battal İl gezdi. Giderse bilmem ne olacak falan. Onursal adı güzel geldi. Aldı. Ne oldu? Hiç de bir şey olmamış. Demek ki CHP'ye oy veriyormuş yani. Sadece şeye vermiyormuş, adaya vermiyormuş yani. Ama onun dışında özellikle Ekrem İmamoğlu'nun A takımında büyük başarı elde ettiler. Ve de mesela şu anda Sinem Dedetaş bayağı bir şu anda popüler. Hatta biz tam yayını alacaktık cenaze nedeniyle iptal ettik. Sinem Dedetaş rüzgara esiyor. Nerede esiyor? Sosyal medyada esiyor. Giriyorum bakıyorum. Bütün şeyler Reels'da. Hani normalde ne bileyim işte atlayan birisi yok şey hani böyle insanlar olurken. Şu anda Senem Hanım konuşuluyor. Senem Hanım'ın videoları var. Ya Senem Dedetaş ne yani Sinem Dedetaş ne yapmış? Çok da bir şey yapmamış aslında. Ama sonuçta düzgün, iyi eğitimi var. Gayet böyle bir şey hani baktığın zaman bir başarısı var. Yani daha önce çok büyük başarıyla bir başarısı var. Ve de insanlara güven veren bir yönü var. Kenan şu anda mesela kaç biliyoruz ki biz Ekrem İmamoğlu kendi kurmaylarını çeşitli ilçelere atamıştı. Yani aday olarak göstermişti. Sanırım Fatih hariç, Fatih ve Sultanbeyli hariç koyduğu adayların hepsi kazandı. Evet. Hangi şehirleri koymuş, nerede kazandı? Çünkü bu biz şu anda belki de geleceğin bu konuştuğumuz insanlar ne bileyim Sinem Hanım belki ileri önümüzdeki yılların belki de yani
bir bakanı olabilir. Şeyde iktidar el değiştirir. Yani böyle bir şeyi konuşuyoruz. Hani bugünden konuştuğumuz için önemli. Ve de gençleştirme hareketini, özellikle yenilenme hareketini başardıkları için bir moral üstünlük ve rüzgar var aslında. Nerelerde var Kenan? Diğer kazandığı yerler ne? Hangi adaylar nerede kazandı? Eyüp'te Mithat Bülent Bey, kendisi eski İGDAŞ Genel Müdürü, Eyüp'ü kazandı. Bu bir. Resul Emrah Şahan da İmamoğlu ile beraber çalışıyordu, Cüneyt Bey. Şişli'yi kazandı. O fark yüksek bir oy oranıyla kazandı. Bu iki. Sinem Dedetaş eski şehir hatlarından sorumluydu kendisi. İBB'deki önemli bürokratlardan birisiydi. Bir saniye. Bilgisayarımız yok. Cüneyt, emin misin çok da bir şey yapmamış olmadığını diyor. Ya bir yanlış anlaşılıyor herhalde. Ben çok da bir şey yapmamış demiyorum. Sinem Hanım'ın mükemmel bir CV'si var. Yani bu işlerin gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha yolun başında, yani şu anda öyle bir efsane yaratıldı ki, hani bu Sinem Hanım'a hanesine kötü yazacak bir şey yani. Hani büyük bir başarısı var. Tamam, ben ilk söyleyenlerden biri benim zaten. Tersanede işte 1 milyondan aldı. En son 125 milyona gelmişti. Sonra ben 165'e getirdim. En son bir yorumcu 235 milyona getirdi. Sürekli de artıyor o rakam yani. Böyle bir şehir efsanesi gibi büyüyor. Yani oysa insanları hani böylesine bir balon gibi şişirmektense yaptıkları şeyleri doğru düzgün anlatıp bundan sonra kendilerinin üzerine bir şey eklemesini gerek. O anlamda söylüyorum yani. Yoksa Sinem Hanım'ı niye küçümseyim? Tam tersi, önemsediğim için adını anıyorum. Ve de yayına alacaktık. Randevulaştık. Cenaze nedeniyle alamadık yani. O yüzden bir yanlış anlamı olmasın. Belki ben kendimi yanlış anlatıyorum, tam ifade edemiyorum. Evet Kenancığım. Kaybedenlerden başlayayım, kazananlardan mı? Yani bence kazanan, yani iki yerde kaybetti zaten. Ama yok, birkaç tane daha var Cüneyt Bey. Aslında şey, iki gibi gözüküyor ama normalde İBB grubunda olan Tarık Balyalı Pendik'i kaybetti. Evet. Kağıthane'de Tonguç Bey vardı. İBB İlçe Belediyeler Koordinatörü, o kaybetti. Mahir Bey'i söylediniz. Arnavutköy adayı da... Mahir Bey kaybetti ama herkesin gözünde de kazandı. Öyle iyi bir kampanya yürüttü ki. 10 numara kampanya yürüttü yani. Hani şu anda Mahir Bey çok kaybetmiş gibi değil yani. Mahir Bey hala bir yükselen yıldız bence şeyde, CHP'nin içinde. Şöyle, Mahir Bey kaybederken kazandı. Neden diye soracak olursanız, biliyorsunuz zaten Türkiye İstanbul'daki özellikle tarihi eserler ve restorasyonlardan sorumluydu kendisi genel sekreter yardımcısı olarak. Hem seçim sürecinde yaptıkları, hem de büyük bir olgunlukla evet biz kaybettik diye açıklama yapması ve sonrasındaki son 3-4 gündürkü özellikle muhalif kesimin, CHP'nin bayağı bir Mahir Bey'i sahiplendiğini görüyor. Muhtemelen görevlerinden birisi de dönecektir. Ya genel sekreter yardımcı ya da diğerine. O sebeple Mahir Bey kaybederken kazanan bir isim oldu. Diğer kazananlara baktığımızda İnan Güney, Cüneyt Bey, Erdoğan Kasımpaşa'ya çok önem veriyordu biliyorsunuz. Beyoğlu'nu kazandı İnan Güney. Kendisi de İBB meclis üyesiydi aynı zamanda. Eyüp Sultan'ı söyledik. Mithat Bülent Özmen, İGDAŞ'ın genel müdürüydü. Kadıköy'de o da İBB meclis üyesiydi. Mesut Kösedağ, o kazandı. Sancaktepe'de Alper Yayın kazandı Cüneyt Bey. Metro AŞ'deydi kendisi. Silivri'deki Tarım Komisyonu'nun başındaydı. Bora Balcıoğlu, o kazandı Silivri'yi. Üsküdar'ı söylemiştik zaten. Çatalca'da da İBB Özel Masalar Koordinatörü var. Erhan Güzel, o kazandı. Bir de Şişli'yi söyleyeyim. Resul Emrah Şahan, o da kendisi de İBB'de Ekrem İmamoğlu'yla beraber kazanıyordu. Bunun dışında bir tane daha var. Utku Cihan, Ulaşım AŞ'den, o da Artvin Hopa'da kazandı. Onu da ekleyelim. İmamoğlu'nun bürokrat ekibinden kendisi. Orada bir şey açalım. O da orayı kazandı Cüneyt Bey. Bu şekilde evet. İmamoğlu'nun kadrosu farklı yerlerde kazanmış. Ama bu gençleşme ya, Anadolu'daki özellikle kadın yöneticilerin artması, CHP'li yöneticilerin seçilmesi, belediye başkanı olarak ilçelerde ilçe belediye başkanları olarak seçilmeleri tabii bence önemli. Değişimin aslında ilk ateşi ateşlendi. Bu arada izleyicilerimiz uyarıyor. Sinem Hanım kendisi söylemiş. Tersaneyi 2 milyondan teslim alıp 270 milyonla devrettiğini söylemiş. Nava çıkmış orada söylemiş. Kendi ifadesi. Neyse, o bize söylendiğinde bir artmaya başladı rakam yani. O anlamda söyledim ben. Kendi söylediyse kendi ifadesi daha doğrudur. Doğru kabul edilir yani en azından. Neyse, şu anda yani hani biz aslında ne bileyim Lal Denizli'yi mesela siz Çeşme Belediye Başkanı olarak görüyorsunuz ama ona bakarsanız Tunç Soyer de
neyin belediye başkanıydı bir öncekinde? İzmir öncesinde. Seferihisar. Seferihisar. Yani biz belki Lale Denizli'yi bir sonraki seçimde İzmir Belediye Başkanı adayı olarak göreceğiz. Belki bambaşka bir şey de göreceğiz. Bir şey de başka kadrolarda göreceğiz. Yani şu anda CHP AK Parti'nin yapamadığını yaptı. Kendini yeniledi. Ve diğer partilerin de çok yapamadığını yaptı. Gençleştirdi. Ve de kadınlaştırdı. Yani kadın sayıları arttırdı. Ve de şu anda mesela Tuzla Belediye Başkanı. Yani sen Sadi Yazıcı'nın kaybedeceğini bekliyor muydun yani? O yani şu anda Tuzla'da kazanan genç belediye başkanı CHP'li aslında 2018 yılında Alexandra Ocasio-Cortez diye bir kadın vardı. Demokratların adayı. Ve kadın aynı taktiklerle kazanmış. Neydi o taktik? Sahaya çıkıyorsun. Birebir adam adama insanları dolaşıyorsun, anlatıyorsun. Bak ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben şunu yapacağım, o bunu yapamadı. Öyle tweet atmıyorsun. Sosyal medyadan bilmem ne yapmıyorsun. Sokakta genç bir adam olarak hayatta sana oy vermeyecek insanlarla birebir konuşarak ikna ediyorsun. Çok önemli. Yani şu anda biz aslında yani bu isimler ne kadar nasıl iş yapacaklar? Sinem Hanım, kim Tuzla'da kazanan arkadaşın adı neydi? Beyefendi. Eren Ali Bingöl. Eren Ali Bingöl. Mesela dün Beyoğlu Belediye Başkanı vardı. O da gelmişti cenazeye. İlhan Güney. O da mesela yani genç, zımba gibi isimler bunlar. Şimdi ne yapacaklar, hayata ne katacaklar, nasıl bir iş katkıları olacak bilmiyorum. Ama şu anda bunlar çok konuşulacak yani önümüzdeki CHP. Biraz önce şeye dönmek istiyorum. Yani AK Parti kendini eğer bu şekilde yenilemezse, şu anda büyük bir kavga var aslında AK Parti'nin içinde. Görüyoruz yani troller birbirleriyle kavga ediyor. Çeşitli büyük bir tedirginlik var, moral çöküntüsü var. Yani buradan yepyeni bir şekilde çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı aslında? Ona bakmak lazım. Şu andaki bu moral üstünlüğü, bu rüzgarı, yelkenler, şimdi rüzgar var, yelkenler de var. Bunu nasıl dolduracaklar? Biz denizciler, benim gibi kaptanı deryalar bilir ki, eğer gidecek yönün yoksa, doğru bir hedefin yoksa, en güç rüzgar da gelse, en büyük yelken de açsan, hiçbir yere gidemezsin. Öyle denizin içinde dönüp durursun. Ona da hep beraber bakacağız. Şimdi ilginç bir şey var. Yani bu seçim öz eleştirisi yapıyorlar. Yaparmış gibi yapanlar da var. Mesela İYİ Parti darma duman olmak üzere toparlayamadı. İşte olağan kongreye gidin. Ya, gidin kendi aranızda toplanırsınız. Yani eğer bir iyi bir şeyle çıkamazsanız. İşte Ahmet Davutoğlu demiş ki yani biz de işte kendimize bakacağız, değerlendireceğiz. Ona göre bir şeye gireceğiz ya da girmeyeceğiz. Ya da işte böyle bir hani göstermelik şey yapan da var. Değişim rüzgarları estiren de var. Ciddi, samimi kendi öz eleştirisini veren de var. Şimdi öz eleştiri nasıl olur? İsterseniz biz bunu büyük cümleler kurarak. İşte Meral Akşener bunu yapmalı. Ahmet Davutoğlu bunu yapmalı. Ey Ali Babacan. Şimdi bence AK Parti bunu yapmadı. Böyle değil. Hep beraber bir duralım. Ve de hani Nuri Bilge Ceylan gelse ya da Zeki Demirkubuz kamerayı koysa dese ki ya bu siyaset sonrası ben böyle bir siyasetçinin eleştirisini çekeyim de yayınlayayım, eleştiri nasıl olurmuş göstereyim dese onun tam böyle cuk diye oturacak bir video var. Şu anda bütün internette bu paylaşılıyor. Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı aşağı Homurlu köyünde yaşayan Aydın Battal yerel seçimlerde muhtarlığa adaylığını koymuş. Ve de seçilememiş. Bunun üzerine de bir öz eleştiri vermiş. Şimdi isterseniz bu öz eleştiriyi hep beraber şöyle bir izlemeye başlayalım. Yani bir öz eleştiri nasıl olur? Bir seçimi kaybettikten sonra ne tür dersler çıkartılır? Bu derslerden nasıl şiirler yazılır? Hep beraber yavaş yavaş bir dinleyelim. Bakın ne diyor? Arabasına oturmuş, koymuş kamerayı. Selamun aleyküm. Abi bildiğiniz üzere bir seçime girdim. Uzak diyardaki arkadaşlar, abiler merak ediyordur. La bizim Aydın ne ördüyse deyin. He. Şimdi 3 aday vardı. Köyde 300 de oy vardı. Bana 29 oy çıktı. Kaybettim. Şimdi ben bu seçime başladığımda sırtıma 3 tane kusur yazıldı. Biri garibanlık, biri fakirlik,
Biri de niye olduğunu bilmediğim bir şekilde şiir yazıp işte sosyal medyada paylaşıp bölüşmem oldu. Başkaları başka şey yazıyor, şifa oluyor. Aydın şiir yazınca köçeklik yaptı, aptallık yaptı, zoytarlık yaptı oluyor. Demek ki olmuyormuş işte. Ben muhtar adayı olmuşum. Adam geliyor, Aydın'ı sığır güden tutak deyin. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bir insan bu kadar mı aşağılanır? Daha Aydın bu seçim zamanı, o pazar günü hangi astabı giyecek? He, takım astabı var mı yok mu deyin. He vallaha. Onu gayle çekiyorlar, lağlanıyorlar. Hele biri de kendi çok iyi Müslümanmış gibi seçime 15 gün kaldı, cayacak, kıvırdacak ya. Bana diyor ki, seni diyor İslamiyet'e davet ediyorum diyor. La ben gavur muyum? Ama yapacak bir şey yok. Durum böyle oldu. Dur bir. Bir de gönüme adi. Şimdi ya şu çok hoşuma gitti. Şimdi Aydın Battal bir köydeki muhtarlık seçiminde. Yani bizdeki aslında bir yandan bir Anadolu irfanının bir öz eleştirisini izliyorsunuz. Var ya Anadolu irfanı, bilgeliği şeyi. Hani biz bazen muhtarlık seçimindedir ya, muhtarlar ne kadar alıyor bilmem ne falan diyoruz. Ya bakın bir köydeki muhtarlık seçimiyle şu büyük genel resme bakın. Ne bileyim İstanbul'daki ya da bütün genel başkanlar arasındaki bir siyasetteki seçim arasında fark var mı yani? Yani aslında en tepeden en aşağı muhtarlıktan genel başkanlığa, büyükşehir belediye başkanlığına kadar 3 aşağı 5 yukarı aynı iftiraların atıldığı, aynı tartışmaların yapıldığı, aynı bel altı vuruşlarının yapıldığı bir siyasi atmosfer oluşturmuşuz. Aslında bize en güzel bunu Aydın Bey anlatıyor. Devam edelim. Başka ne tür iftiralar varmış? Neler dönmüş bakalım? Bu önüme söz geçiremedim. Böyle bir maceranın içine girdim. Başta avradımı, uşaklarımı, Musa abimin oğlu Bekleş'i, yengemi, onların uşaklarını mahcup ettim. Yani hırsızlık yapmadım ama seçime girdim, kayıp ettik. O kadar milletin içinde 29 oy çıkınca herkesin boynu büküldü. Onları da kendi adi gönlümün peşine taktım. Onları da mahcup ettim. Dur. Özür diliyorum onlardan da. Bilmem kabili derler etmezler. Kalabalıkta diledim de. Yani siz herhangi bir siyasetçiden böylesine samimi bir şey duydunuz mu? Özür diliyorum diyor yani. İşte bunları duymak istiyoruz kardeşim. İşte onun başını öne eğdirdim diyor. Bana inandı diyor. Geldi diyor. Oy verdi diyor. 29 oy 29 oydur. 300 kişi oy kullanmış yani. Onların başına önüne eğdirdiğim için özür dilerim diyor. Şimdi bizde özür dilemek, aa özür mü diliyor? Çok zayıf bir karakter falan. Özür dilemek ne demek? Af dilemek ne demek? Yani böyle şeyler artık bizim için şey yani. Ne demek özür dilemek? Ama bizde işte ne bileyim bilmem ne imza attırdık diyorlar yani. Hani herkes en kötüsü bile. Devam edelim. Ellem dekora geçmedi. He ne örüyorum? Beni kim istememiş, niye olmuş, nasıl olmuş? Bunu da sizlere bir şiirle anlatayım. He ne örüyorum? Benim şey durum böyle işte abi. Bucağımda oturdu, kakıcı kalktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Tam yüzüme karşı cuvara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Okumda mı, yayımda mı bilmiyorum, saygıda da kusur falan etmiyorum. La nemde ne var, ben kör müyüm, görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Özellikle bu baldıza bacanağa çok içerlenmiş, ben onu görüyorum yani. Aydın Bey bu baldızla bacanağa takılmış. Sürekli şiiri biraz onun üzerine kurmuş, inşa etmiş zaten. Ağır gelmiş yani. Tamam. Şimdi oradaki şey istememiş, ne bileyim oradaki çoban istememiş, öbürü istememiş ama baldızla bacanak da istemeyince abi dünya hangi ara bu kadar kirlendi diyor. Devam edelim. Tekil dedi bu yarışta kimin var? Kime içirecek çayın suyun var? Aklı kesse beni köyden de kuvar. Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni. Ben köyüme kötü falan diyemem. Bana karşı niyetini bilemem. Ben köyümü tek kalemde silemem. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni.
Çoban dedi bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi sağını solunu bulamaz. Baldızım bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilinci, benim gibi aynı köylü bilinci. Ulan varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım bacanağım istemedi ilk önce beni. Acıyormuş bana fakirsin diye, her yere gidemen topalsın diye. Beni hakir görmek bu kibir niye? Baldızım bacanağım istemedi ilk önce beni. Sözleri bir ok gibi hep dizildi bağrıma. Tanrım dedim çıkarmasa yarına. Şöyle dönüp bir baktıydım arkama. Akrabam istemedi ilk önce beni. Gönlümdeki değerimi bir gördüm. Dirilip yeniden öldüm. Korlarda yandım da küllere döndüm. Akrabam, arkadaşım, dostlarım istemedi ilk önce beni. Ne bileyim talih midir kader mi? Kahpe devran bize doğru döner mi? Bilmiyorum ki el içinde sırtarıp da güler mi? Akrabam, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Umudum tükendi, hayalim bitti. Kancık dünya gücün aydına yetti. Zaten izlemiyorum, o film bitti. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni. Baldızım, bacanağım, homurlu istemedi ilk önce beni. Ya kendimi izlemekten alamıyorum yani. bir daha izleyesim geliyor ya. O kadar içten bir öz eleştiri ki. Gerçekten Aydın Bey'i tebrik ederim. Bacanağına ve Baldızına da buradan ben de sistemlerimi gönderiyorum. Ayıptır yani, insan akraba akrabaya bunu yapmamalı. En azından bir oyu çok görmemeli diyorum huzurlarınızda. Leman bir kapak yapmış, o konuşuluyor. Sesimi duyan var mı diye seslenmiş. Ve de AK Parti'nin böyle bir sandıkların altında kaldığını gösteren bir esprili bir kapak yapmış. Bu da çok konuşulan konular arasında. 30 bin influencer mercek altındaymış. Vergi müfettişleri sahaya inmişler ve de bunları takip ediyorlarmış. Influencer denilen ballı bir hayat var. Öyle şimdi isim vermeyeyim ama geçen gün birisini sordum. Ya dedim, bu kadın ne iş yapıyor? Sadece otellerde bornozla görüyorum. Spor yaparken görüyorum. Başka? Bir de bir işte böyle lüks uçakta biniyor, gidiyor, geliyor. Sadece geziyor yani. Böyle bir meslek var ya. Yani. Ne yapıyorsun? İnfluencerım, yaşam koçu gibi bir şey yani. Hani nitelikli dolandırıcılık gibi bir şey yani. Hani ne yapayım influencer? İnfliyorum ben falan gibi. Böyle bir şey yani. Böyle bir hani yıllar önce böyle bir meslek olsa derdik ya, böyle bir bu kadar da olmaz derdik ama şu anda o kadar da oldu. Kim bilir, belki de. Bakın bugün yani işte bir hüzünle başladık. Güzel bir haberle şey yapalım. Bugün de oğlumun yaş günü yani. Tabii biraz buruz, çok bir yaş günü falan kutlayacak halimiz yok ama. Şimdi Mavi 12 yaşını bitirdi, 13'e giriyor. Belki de bakalım 15 yıl sonra nasıl bir hayat yaşayacak? O bugün influencerlık var. Belki de 15 yıl sonra bambaşka bir iş olacak. Hologramist olacak mesela. Bilmiyoruz ki yani, dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Peki bu değişimde neler var? Gelin isterseniz bir Çiçek'e soralım. Çiçek gelmiş. Çiçek, biraz teknoloji, bize biraz güzel haberler anlat ya. Biz hep böyle bir şey, gerçi Aydın abimiz sağ olsun muhtarlığı kaybetse de öyle bir özeleştiri verdi ki günümüzü renklendirdi ama. Bu hafta neler konuşuldu? Teknoloji, tasarım ve şov dünyasında. Öncelikle sizin eşinizin, Zeynep Hanım'ın, ailenizin ve Türkiye'nin başı sağ olsun Cüneyt Bey. Teşekkür ederim. Dünyada neler oluyor? Bayağı büyük gelişmeler var. Özellikle OpenAI ile başlayabiliriz. OpenAI ve Microsoft tarafında şimdi 100 milyar dolarlık bir süper bilgisayarların olacağı bir veri merkezi yapmaya karar verdiklerini açıkladılar. The Information dergisi bunu yazdı.
Bunun adı da Stargate projesi. Bu Stargate filminden geliyormuş ismi. Ne yapacaklar burada? Aslında çok büyük bir alanda bir veri merkezi olacak. Zaten şu anda baktığımızda yapay zekaları destekleyen, eğiten çipler, GPU'lar aslında zaten bir veri merkezinde bulunuyor. Ama şu anda normalde 100 katı daha az bir bütçeyle normalde o veri merkezleri oluşuyor. Şimdi çok büyük bütçeler konuşuluyor burada. Bunun da sebebi işte Nvidia ve benzeri çiplerin, ki Nvidia biraz daha benzersiz aslında, o çiplerin çok pahalanması. Özellikle yeni şimdi çiplerini duyurdular. Blackwell B200 isimli. Onlar 30-40 bin dolar civarında. Onları işte bir böyle data merkezine koyacaklar. O data merkezine soğutulması lazım. Soğutulurken de bir enerji tüketimi olacak. Dolayısıyla bir yandan da bir enerji ihtiyacı olacak. Bunun için de böyle bir işbirliğine gittiklerini duyurdular. Bu niye önemli aslında? Şöyle, çünkü bu sadece aslında OpenAI gibi bir şirketin ya da Microsoft'un yapacağı bir yatırım değil. Bütün dünyadaki yapay zeka şirketlerinin ya da teknoloji şirketlerinin aslında böyle veri merkezlerine, daha büyük veri merkezlerine ihtiyaçları olacak. Burada da bir enerji konusu ortaya çıkıyor. Bu anlamda önemli. 5 gigawattlık bir enerji tüketimi olacağını söylüyorlar. Burada da baktığımızda mesela 1 gigawatt dediğimizde 750 bin eve aslında güç sağlıyor demek. Dolayısıyla hani bir hayli burada da güç sağlanacak. Buradaki gücü de nasıl elde edebiliriz diye konuştukları zaman bu OpenAI'nin CEO'su Sam Altman özellikle şu andaki enerjinin yetmeyeceğini, o yüzden daha böyle nükleer enerjilere gidelim diye baktıklarını, bunun önemli olduğunu söylüyordu. Hatta geçtiğimiz hafta da Avrupa Birliği'nden bir karar çıktı. 30 ülke birlikte nükleere tekrar geri dönebiliriz dediler. Almanya'da hatta bütün nükleer santrallerini 2025'e kadar kapatacaktı ama tekrardan bir dönüş var gibi görünüyor. Evet. Bir yandan OpenAI bir de yeni bir ürün çıkardı. Voice Engine isimli ses mühendisi. Bunlar böyle eğlenceli ürünler. Kullanması eğlenceli. Aslında biz de Dipnote AI'da sizin videolarınızda bunu kullanıyoruz. Sizin videolarınızı başka seslere dublaj yapıyoruz. Başka dillere dublajlarını yapıyoruz. Bunun gibi bir aslında ürün tanıttılar. Bu yeni bir ürün değil. Ama tabii OpenAI yapınca çok konuşuluyor. Bu ses mühendisi de 15 saniyelik sadece sizin sesinizi alıyor. Daha sonra istediğiniz herhangi bir sese kendi sesinizi ya da herhangi bir yazıya kendi sesinizi entegre edebiliyorsunuz. Bu da tabii şimdi pek çok telif konusunu ortaya çıkartıyor. Yani ne olacak şimdi bu bir yandan telifle beraber de tabii dolandırıcılık. İşte şu anda pek çok böyle deepfake videoları ortaya çıkıyor. Bunların tabii önünü almak biraz daha zor olacak. Bununla beraber de işte Billie Eilish gibi, Imagine Dragons, Stevie Wonder böyle 200 sanatçı, şarkıcı birleşerek bir açık mektup yazdılar. O açık mektupta da artık bizim sesimize lütfen eğitmeyin diyorlar. Özellikle bu tip teknolojileri. Ama bununla ilgili hala herhangi bir karar ya da herhangi bir kural yok. Evet. Bunlarla ilgili şimdi de neler orada olacak? Şöyle bir ilginç bir gelişme var. Bizi izleyenlere de duyurayım. Yani şimdi bu ses geçen gün OpenAI'ın CMO'suyla yani pazarlama müdürüyle birisi söyleşi yapmış. Diyor ki siz diyor videoyla ilgili OpenAI'yı yani bu şirketin makinalarını nasıl eğitiyorsunuz? Diyor ki işte kamuya açık şeylerden eğitiyoruz. Peki nelerden diyor? İşte kamuya açık kaynaklardan. Gazeteci diyor ki peki YouTube'u kullanıyor musunuz diyor. Kamuya açık her şeyi kullanıyoruz ama emin değilim diyor. Şimdi çünkü YouTube'u kullanıyoruz dese diyecek ki bu sefer Google bir dakika sen bizimkini kullanıyorsun o zaman bir dakika sen bunun parasını vereceksin ya da telif hakkı vereceksin. Şimdi bu o kadar şey ilginç bir döneme geldik ki şunun gibi düşün şimdi alıyorsun işte New York Times bir ara mesela dava açmaya kalktı şeye. Şirketlere işte bizim makalelerimizi okuyorlar, makineleri eğitiyorlar. Eğitemezler, bize para vermeleri lazım. Yani bu aslında şeye benziyor. Sen, ben mesela atıyoruz, New York Times okuyoruz. New York Times bize dava açıyor mu? Mesela burada bu yayınlarda biz bahsettiğimiz için ya da bir mesela ne bileyim adam bir Gazze ile ilgili bir şey yazmış. Benim Gazze ile ilgili bir görüşüm değişiyor. Ya da onunla ilgili bir fikir sahibi oluyorum ve onunla ilgili cümleler kuruyorum alakalı. Gelip New York Times sana bana diyor biliyor mu ya sen benim makalemi okudun ver bakalım bunun parasını diyemiyor. Ya da sen bir şey veriyorsun hani abone oluyorsun ama olman da şart değil.
Sen bana diyorsun New York Times'da bilmem ne olmuş ya da şey yapmış. İkinci partiden de duyabilirim. Şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Bu aslında bir geçiş dönemini yaşıyoruz. İnsanlar şokta. Şimdi yarın bir gün benim sesimi de eğitebilir. Ve de geçtiğimiz yıl ben bir yerde duymuştum Çiçek. Amerika'da mesela ünlü Hollywood yıldızları görüntü ve seslerini tescil ettiriyorlar. Yani eskiden neydi? Adını tescil ettirirdim mesela. Ya marka olarak. Cüneyt Özdemir. Şimdi Cüneyt Özdemir'in sesi, görüntüsünü de sen tescil ettiriyorsun ki yarın bir gün birisi kullandığı zaman bir dakika bu buna ait. Ama bu bile şey belki de yarın bir gün bizim gerçek görüntülerimize de ihtiyaç duymayacaklar. Yani bir Brad Pitt'e gerek yok. Adam Brad Pitt'ten daha iyi rol kesen bir tane yapay zeka şey yaratabilir, kahramanı yaratabilir. Bunlar hep bu ara dönemin panikleri, ne yapacağını bilememezlikleri. İşte Hollywood geçtiğimiz yıllarda Hollywood yazarları greve gittiler. Neden? Yapay zeka bizim işimizi alacak diye. Evet alacak. Yani en iyi espriyi o bulacak belki de. Senin oturup espri düşünmene ya da fırsat bırakmayacak yani. Çünkü bakacak bütün talk show'lardaki en iyi esprileri tak diye koyacak önüne yani şeyde hani. O yüzden çok ilginç bir dönemdeyiz. Hani bunu zaman biz böyle çok kendi içimize kapandık göremiyoruz ama bir geçiş dönemindeyiz. Ve bu geçiş dönemi de çok hızlı geçiyor. Çok çok hızlı geçen bir geçiş dönemi. O yüzden Mavi'den örnek verdim. 15 yıl sonra belki influencerlık diye bir şey kalmayacak. Influencerlık çıkacak ya da şu andaki pek çok meslek olmayacak. Ve çok fazla farklı şeyler de gelecek. Yani çok farklı dertler de gelecek yani. Pek çok işi yapamayacaksa. Şimdi mesela bizde hala taksici kavgası var. Taksicileri ne yapacağız? Taksiler ne olacak? Ne bitecek? San Francisco'da Waymo diye bir şey yapmışlar işte. Geçen gün kullandık burada. Ayrıca videosunu da bulabilirsiniz. Buraya etiketleyelim sonradan izleyecekler için. Taksici diye bir şey yok. Şoför yok. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Kim anlattı bana? Volkan anlattı herhalde. Şeyde, San Francisco'da. Ya dedi bir araba alıyorsun. İşte işe gidiyorsun. İşte araba şeyin önünde duruyor ya da evin önünde duruyor. Bütün gün duruyor değil mi? Sen orada durduğun sürece. Niye dursun ki yani? Araba eğer kendisi problem varsa Waymo'daki gibi çıksın çalışsın. Yani taksicilik yapsın herhalde. Sana da bir kazancı olur yani. Hem de topluma da bir kazancı olur. Belki bu kadar çok arabaya ihtiyacımız yok. Yani şu anda biz yana yakıla taksileri nasıl düzenleyeceğiz diye düşünüyoruz İstanbul'da ama belki de 10 yıl sonra böyle bir dert olmayacak. Çünkü arabada öyle bir de hızlı gelişiyor ki yani şu anda. Belki de 10 yıl sonra yani bu kadar çok arabaya gerek yok yani. Çünkü arabaların birçoğu duruyor. Yani belki araba sayısını 1/3'e indirsen ama o arabaları daha işlevsel kullansan bambaşka bir şeye dönüşebilir. Kusura bakma biraz dağıttım ama bu konuştuğumuz ana perspektifi bu aslında. Bir de yani bu ses işte starlar geliyor. Adam çünkü kim? Geçen Billie Eilish mi? Artık ben yapay zekayı kullanarak şey yapmayacağım dedi. Çünkü İş öyle bir noktaya geldi ki geçen yıl Cem Yılmaz böyle besteler yapıyor. Yeni çok da güzel bir şey yapmış. Şovunun bestelerini kendisi hazırlıyor. O anlatmıştı bana. Şimdi zaten şeyler de yapıyor. Yani çeşitli resimler yaratıyor. Create ediyor hani İngilizcesiyle. Yani komut veriyor ve resim yapıyor. Çok güzel paylaşıyor Instagram hesabında. Cem Yılmaz'ın takip edebilirsiniz. Ediyorsunuzdur zaten de. Mesela ses için ben bu kadar buraya geldiğini bilmiyorum. Sadece ses komutlarıyla Billie Eilish'in sesini al. Şimdi oradan da onu işte nasıl Beyoncé country söyledi. Ona bir country bilmem neyi Texas neydi o şarkının adı işte bilmem neyi yorumlat. Arkadan da bilmem ne vokal yapsın yaptırabiliyorsun. Şimdi düşünsene yani sen hayatını bundan kazanan bir insan derken tabii onlar artık milyarlar trilyonlar kazandılar da sıradan bir insan bile olsan. Bütün işini elinden alıyor yani. Bunu sadece ses komutları yaptırıyoruz. Yani bir müzisyen olmana gerek yok. Ne bileyim bir iyi bir müzik aranjörü olmana gerek yok. Sadece bilgisayarın başında oturan ne komutu vereceğini bilen biri olman yeterli. Adamların isyanı da buna. Ya haklı ama çaresiz bir isyan. Yani bir çare bir isyan olarak görüyorum ben bunu. Evet başka bir konuya geçelim istersen. Şöyle bunları siz söylemişken aklıma geldi. Yine geçtiğimiz haftalarda fütüristler işte Elon Musk, Sam Altman onlar da özellikle 2029 yılına parmak basıyorlar. Şimdi böyle farklı uygulamalar konuşuyoruz yapay zeka ile ilgili ama 2029-2030'a geldiğimizde yani belki 5 sene sonra, 5-6 sene sonra yapay genel zekaların tüm insanlığın zekasını geçeceğini
söylüyorlar. Bir de bunu söyleyenler de tabii bu işin içinde olan insanlar. İşte bir Ray Kurzweil diye bir adam var. Singularity diye bir üniversitesi var. Hatta kitapları var tekillik üzerine. Tekillik nedir? Teknoloji o kadar ilerleyecek ki insan zekası artık bir sonraki adımın ne olduğunu anlayamayacak durumuna gelecek. Öyle bir duruma deniyor tekillik. İşte adam aslında 20 senedir aynısını söylüyormuş. Yani 20 senedir 2029-2030 gibi yapay genel zeka tüm insanlığın toplam zekasından daha zeki olacak diyor. Dolayısıyla hani oraya doğru da giden bir durumumuz var. İşte bu bahsettiğimiz OpenAI, Microsoft veri merkezi yapıyorlar falan işte. Niye yapıyorlar? Bu yapay genel zekaları yapmak için yapıyorlar aslında. Çok daha fazla hızlı, etkin çalışacaklar orada. İşte o robotlara güç verecekler. Dolayısıyla çok yakın zamanda yani 5-10 senede gerçekten bambaşka bir yerde olacağız. Şu anda da bu geçişi yaşıyor olmak, yine biraz daha böyle analog kalabiliyor olmak bir anlamda güzel tabii ki. Evet. Bunu da eklemek istedim. Bu arada sizin demin bahsettiğiniz o OpenAI'nin CTO'su Mira Murati, işte bu sonra neyle eğitiliyor konusunda böyle kaçamak cevap verdikten sonra dün de Bloomberg Originals'ta bir video vardı. YouTube'un CEO'su çıktı. YouTube'un CEO'su evet. Da orada dedi ki eğer Sora ile eğitildiyse diyor hani kuralları ihlal etmiştir. Bunu da biz diyor kesinlikle kabul edemeyiz diyor. Şimdi bu da bir çare. Yani edemezsin yani git davanı aç bakalım ne olacak. Yani hala böyle bir örnek dava yok şey yok yani bunlar da çok konuşuluyor. Tabii oradaki dert ne? Şimdi OpenAI dediğimiz şirketle Google farklı. Google'da aslında isim değiştirdi. Ne oldu? Alphabet. Alphabet'in altında Google var, YouTube var mesela. Şimdi OpenAI'nin altında yok. Şimdi OpenAI yani başka bir şirket geliyor. Bu şirketin mallarıyla kendisine eğitiyor. Datasıyla. Şimdi artık data da çok önemli. O da diyor ki ya sen niye eğitiyorsun? Ben kendim yaparım. Yeni bir sen Sora'yı yaptın. Ben de Mora'yı yaparım diyor. Ya da işte Google neydi? Kullanıyorum. Gemini mı kullanıyor da başka bir yapay? Gemini mi oldu en son? Bart'tı Gemini oldu. Gemini herhalde. Doğru söylüyorsunuz evet. İsim Gemini yaptı ama onu da tam lanse edemediler. Ne kuş ne balık anlaşılamadı. Tam bir lansmanı yapamadılar. Ara ürünü olarak kaldı. Onu şey yapıyorlar yani hani kavganın büyüklüğü bu aslında. Tamamen duygusal bir kavgayla karşı karşıyayız. Başka var mı bugün bahsetmek istediğim bir konu daha söyleyebilirsin istersen ilginç bir şey varsa. Apple'la ilgili bir iki gelişme var. Apple'ın şimdi geliştiriciler konferansı olacak Haziran'da. Orada da yapay zeka ile ilgili bir ürün tanıtılması bekleniyordu. Bir araştırma yapmışlar Apple'ın kendisi. Realm isimli bir yazı çıkardılar. Orada da ChatGPT, GPT-4'e geçen bazı konularda işte değerlendirmede, anlamada geçen bir kendi yapay zekalarını yarattıklarını duyurdular. Dolayısıyla Siri'nin işte bir GPT-4 benzeri bir yapay zekanın birleşmesi söz konusu. Bunun da duyurusu Haziran gibi muhtemelen gelecektir diye tahmin ediliyor. Çünkü Apple'ın bir yapay zekası yoktu. Ne yapacağı da belli değildi. Google'la görüşüyordu. Çin Baidu'yla görüştü. Ne yapacağı belli değildi tam. Ama böyle bir gelişmesi var. Bir de bir robot üzerine çalıştığı duyuruldu dün. Bir ev robotu. Şimdi bir araba yapacaktı. Elektrikli araba ama onu askıya aldılar. Daha doğrusu durdurdular. Onu yapmayacaklar. Şimdi ama yeni bir ürün de yapmaları gerektiği söyleniyor. Yani işte iPhone gibi. Yeni bir ürün olması lazım. İşte para kazanmaları için yine duygusal olarak. Bunun için de yeni bir ev robotu geliştirdiklerini duyurdular. Ama o da herhalde ya Haziran'da ya da Eylül ayında muhtemelen piyasaya süreceklerdir. Gerçi Apple Vision Pro var. Apple Vision Pro'da anladığım kadarıyla iyi gidiyor. Şimdilerde farklı uygulamaları da içine eklemeye başladılar. İşte aynı anda 5 kişiyle beraber işte sinema, televizyon ya da herhangi bir oyun izleyebiliyoruz. Yani kişinin kendi görüntüsünü de göstererek daha eğlenceli hale de getiriyorlar. Ama böyle bir robot geleceğini de duyurmaları hani artık Apple daha fazla evimizin içine girecek gibi gözüküyor. Amazon'un var böyle bir robotu Astro diye ama çok fazla biz duymadık Türkiye'de. Ya da Samsung'un var Bolly isimli bir yine ev robotu. Demek ki hani daha fazla evlerimizin dediğim gibi işte içine girmeye başlayacaklar gibi gözüküyor diyebilirim. Peki, benim çok teşekkür ederim. Cüneyt Bey bu kadar. Peki, sağ olasın. Çok çok teşekkür ederim. Biz yine bu hafta böyle bir şeyken çok fazla
kendi derdimizdeyken Tayvan'da deprem oldu. Hem de 7.4 büyüklüğünde. 2016'da deprem olduğunda 2400'den fazla insan can vermiş. Fakat öyle bir değişim yapmışlar ki, dönüşüm yapmışlar ki sadece 9 kişi hayatını kaybetmiş. Yani ben mesela şu anda hani deprem bölgesindeki şehirlerden birinin şeyi olsam, mesela İstanbul'un Ekrem İmamoğlu olsam, derdim ki ya bir ekibi alalım. Naci Bey, siz mi danışman olacaksınız bize? İşte Ahmet Bey, siz mi olacaksınız? Gelin sizi bir Tayvan'a gönderelim. Bakın bu adamlar nasıl bunu başardılar. 2016'da 2400 kişinin öldüğü depremden sonra bu depremde nasıl bu kadar az can kaybıyla çıktılar bu işin içinden? Bir bakalım, inceleyelim deriz. Şu anda tabii özellikle belediyelerin en bir numaralı durumu, önceliği depremdeki bu dönüşümü nasıl yapacakları olmalı. Artık seçim bitti, yerel seçim. Aynesi iştir kişinin. Şimdi artık yaptıklarıyla konuşacağız biz belediyeleri. Gençleştirdiler CHP'liler, şey yaptılar ama bundan sonra ne yapacaklar? Belirleyici olan bence onların bu değişime nasıl gönülden inandıkları ve de bu değişimi nasıl ele aldıkları ve geliştirdikleri olacak. Onu göreceğiz. Bugünkü yayınımızda isterseniz yavaş yavaş bitirelim. Dediğim gibi bugün aslında pek yayın yapmak içimden gelmiyordu ama hayat devam ediyor. Biz de işimizin başındayız. Ve de sizlere biraz bugün olan biteni duyurdum. Çok da kafam yerinde de değil. Yani çok böyle hani şu da şu olmuş, bu olmuş da diyecek durumda değilim. Ama pazartesi daha şey bir kafayla karşınıza geleceğiz. Bu arada Elif Dürüst programlara başladı. Ben de kendisini kaza geçirdikten sonra cenazede gördüm. Gayet de iyi gördüm. Önümüzdeki bayramda sizlere daha önce yaptığımız ilginç yayınlarla geleceğiz. Onları da izleyebileceksiniz. Onlara hazırlanıyoruz. Bayramda olağanüstü bir şey olmazsa canlı çıkmayacağız ama şimdilik tabii. Sonrasında sizlere olan biteni göstereceğiz. Ne yaptı Elif, bir izleyelim bakalım bir. Bayram özel yayınları hazırlıyor Elif. Sağ olsun. Ver sesini birazcık. Tanıtım var mı? Yok. Peki o zaman bir hatırlatmayla bitireyim. Biliyorsunuz bu yayınları beğendiğiniz zaman daha çok insan izliyor. İşbirlikleri için Kenan'ı arayabilirsiniz. Dipnot TV'den mesaj atabilirsiniz. Onun dışında da eğer bir terslik olmazsa pazartesi günü yine ben karşınızda olacağım. Ve de yine Türkiye'de, dünyada olan biteni sizlere anlatmaya çalışacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları dilerim.